İşitme ve konuşma engelli genç Eyüp Ensar Çelik, iş dönüşü eve gelirken Aygören Mahallesi Doğum Evi sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Çok oluyor yani mahallemizde. Her okul zaten ama ne bileyim tinerde çok. Çok üzgünüz ya Allah'ım. Dövülen genç yapılan tedavisinin ardından evine getirildi. Talihsiz gencin babası olayı ve sonrasını KRT Haber'e anlattı. Nasıl oluyor olay? İş dönüşü her zamanki gibi aynı yolundan Anapartalı Karakol'un önünden Sağlık Ocağı'nın arkasından gelirken kimliği belli olmayan biri tarafından öldüresiye dövülmüş. Biz yerde yatarken bulduk. Ne istediler bilmiyorum. Balıkesir daha önceden biliyor muydu? Burada ne kadar söylenir bu? Fazla bilmiyordu. Yani Bursa'da okudu. Herhangi bir kişiyle... Okul bitince de hemen işe başladı. Bursa'da hangi okulda okudu? İşitme engelliler meslek lisesinde. Evet. Özür oranı nasıldır acaba? %61 özür dedi. İşitme konuşma engelli. Herhangi bir kişiyle de husumetiniz var mı? Hayır, hiçbir tartıştı, alıp veremediği bir şey yok. Aldığı darbeler nasıl, nereler alıyor? Kafası yarıldı. Evet. Tomografi çekildi. Hı-hı. Ondan sonra kaşı açıldı, gözü şu anda kapalı zaten. İki gözü zaten hayata bağlıyordu, birini aldılar. Siz söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Ne diyeyim, daha duyarlı olsunlar yani böyle... Allah vurum zaten, felek vurum ne derler bir laf. Allah zaten kulaklarını hani duymuyor. Gözün de böyle olunca biz çok üzüldük. Yani daha duyarlı olmasını istiyoruz. Engelli gencin bir yakını da bölgede tinercilerin cirit attığını belirterek biraz daha duyarlı olunmasını istedi. Şimdi söylemek istediğim şu, bu aralarda, bu mekanlarda tinerciler cirit atıyor. Emniyet güçlerinin biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz biz. Defalarca kere şikayetlerde bulunuyoruz, telefonlar açıyoruz. Ekip gönderilecek, bakıldı diye bize geri dönüş yapıyorlar ama biz ekipleri çok buralarda göremiyoruz. O yüzden emniyet güçlerinin bu konuda duyarlı olmasını biz istiyoruz vatandaş olarak.